Herkese merhaba. Bu ders videomuzda alt uzaylara bir giriş yapacağız. Alt uzay ne demek? Hangi koşullarda bir uzayın alt uzay olduğunu göreceğiz. Bundan sonra ileride çok sıklıkla kullanacağımız bir teorem verip örneklerle videoyu destekleyip videonun sonuna geleceğiz. Arkadaşlar videomuza başlayalım. Tanım. V Ve bir vektör uzayı olmak üzere. Vektör uzayı ne demek? Bir önceki videoyu hatırlayacaksanız 8 tane aksiyon vardı. Bazen ona çıkıyor ama biz 8 olarak isimlendireceğiz. Kontrol ederken hepsini kontrol edelim. Ve bir vektör uzayı olmak üzere W V'nin bir alt kümesi. V'deki işlemlere göre bir vektör uzayı oluyor ise W'ya V'nin bir alt vektör uzayı denir dedik. Şimdi arkadaşlar bir W uzayı var. V vektör uzayının alt uzayı. Burada V vektör uzayı olduğunu göstermek için şöyle yapalım. Hatta cismi de F olsun bunun. Bu bir vektör uzayı. Eğer buradaki W, V'nin alt kümesi olan W da yine aynı işlemlere ve aynı cisme, buna da F diyelim, göre kendi başına bir vektör uzayı ise W'ya V'nin bir alt vektör uzayı diyoruz. Hatta belki hatırlarsınız, belki sıcağı sıcağını izlemişsinizdir videoyu. Geçen videoda şunu görmüştük. M2 iki çarpı ikilikler bir vektör uzayıydı. Bunu da genelleştirmiştik. M çarpı n'lik matrisler. Bu da bir vektör uzayı çıktı. E, bu da bir vektör uzayı çıktı. Bu bunun altında. Acaba bunlar için bir şey söylenebilir mi? İşte şimdi söyleyeceğiz. Ne diyeceğiz? Bu bir vektör uzayı. Bu küme. Bunun altında. Bu da kendi başına aynı işlemlere göre vektör uzayı olduğundan. Önceki video için tabi bunlar reel girdili olmak üzere. Ne diyeceğiz? Bu uzay. Bu uzayın bir alt vektör uzayıdır. Şimdi örneğimize bakalım. Ben örneğimizin çözümünü de yazdım. Çok zaman kaybetmeyelim burada diye. O teorem dediğimiz kısım aslında biraz önemli. Örneğe bakalım. R karede bilinen toplama ve skalerle çarpma işlemleri altında A kümesi öyle x y'lerden oluşuyormuş ki x'ler y'lere eşit. Yani birinci koordinatlar, ikinci koordinatlar eşit olan noktalar kümesi R karenin bir alt kümesi. Bu küme R karenin bir alt vektör uzayıdır gösteriniz diyor. Şimdi arkadaşlar tanım neyse onu uyguluyorum. Tanım ne diyor? v bir vektör uzayı bu bunun alt kümesi. Kendi başına da bir vektör uzayısı. Tamam. Şimdi soru şu. A toplama, skalerle çarpma ve R cismi. Bu dörtlü bir vektör uzayım. nasıl kontrol edeceğim? K, Keyfi A'dan 3 eleman aldım. Cismden cisimden de 2 tane skaler aldım. 8 tane özelliği kontrol edeceğim. Şimdi arkadaşlar burada A kümesini zaten çizmişiz. Bu bütün düzleme R kare demiştik hatırlayacak olursanız. Buradaki yeşille çizdiğim Y eşittir X doğrusu. Bu birinci ve ikinci koordinatlar birbirine eşitmiş. Dolayısıyla bu kümeyi nasıl çizebilirim ben? Y eşittir X doğrusuyla. Bu da A kümesi. Şimdi buraya incelersiniz arkadaşlar. Ben bunun üzerine çok durmayacağım. Zaten bir önceki videoda uzun uzun ve üzeri nasıl vektör uzay olduğunu göstermiştik. Burada da belki kısa kısa şuna değinebilirim. Mesela burada bildiğimiz toplama işlemi kapalı mı? Şimdi iki tane eleman almışım. X ve Y'ye A kümesinden iki eleman aldım. Peki X'in A kümesinden olması ne demek? Birinci ve ikinci bileşenlerinin dikkat ederseniz eşit olması anlamına geliyor. Yani A'dan eleman aldığımda A'daki elemanı Birinci ve ikinci bileşenler eşit şekilde yazmam lazım. Çünkü A kümesinde. A kümesinde olmanın özelliği nedir? Birinci ve ikinci koordinat birbirine eşitmiş. Dolayısıyla birincisini yapalım. Y'yi de A'dan aldım. Dolayısıyla bunun da birinci ve ikinci koordinatları Y1, Y1 olsun. Bunların ikisini topladığımda acaba hala kümede yapar mı? Bunların ikisini toplarsam bilinen toplamaya göre. Gördüğünüz gibi böyle bir vektör. E, vektör demeyelim daha. Böyle bir elemanı elde ettim. Bakıyorum birinci koordinat ikinci koordinata eşit mi? Eşit. O zaman bu, bu A'dadır diyebilirim. Yani A'da olmanın özelliğine birinci koordinat ikinci koordinat eşitse benim elemanım A'nın bir elemandır derim. Benzer şekilde arkadaşlar değişme özelliği var, birleşme özelliği var, sıfır elemanı var yani etkisiz eleman, Toplama göre ters. İşte burada. Scalera çarpma kapalı ve diğer özelliklerin hepsini göstermişiz. Burayı inceleyebilirsiniz. Biz ee, konumuza devam edelim. Şimdi dikkat ederseniz orada da çok uzun. Yani vektör uzay olduğunu göstermek gerçekten 8 aksiyonu göstermek çok uzun. Her seferinde bütün bu özellikleri kontrol etmek zaman alıcı olduğundan bu sebeple aşağıdaki teoremi verelim. Bu teorem çok 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 önemli. Hatta şuraya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yıldız attım. Yani bu alt uzay konusunda en baba teoremlerden biri bu. V bir vektör uzayı ve W, V'nin bir alt kümesi olsun. V'nin, W'nun V'nin bir alt vektör uzayı olması için gerek ve yeter koşul. Ha. Yani o 8 aksiyomu burada göreceğiniz birazdan söyleyeceğim 3 tane maddeye indirgeyeceğiz biz. Her u ve eleman w ve alfa beta eleman r için 1. Bu küme boş kümeden farklı olması lazım. Şimdi w kümesi v'nin bir alt kümesi. Biz biliyoruz ki boş küme her, alt, e, her kümenin alt kümesi ya. Şimdi acaba bu alt vektör uzayı oluşturur mu diye düşünüyoruz. Şimdi bunun için ne kontrol etmem gerekecek? O 8 aksiyomda küme elemanları alacağım ya. Şimdi boş kümede eleman yok. Ya, alamayacağım için sıkıntı çıkacak. Yani özellikleri kontrol edemeyeceğim. Dolayısıyla birinci olarak bu kümenin boştan farklı olması gerekiyor. Dolayısıyla en az bir tane elemanı içermesi gerekiyor diyelim. Fakat bunu kontrol etmek için özellikle sıfır seçeceğiz arkadaşlar biz. Sizin de sıfır seçmenizi öneriyorum. Neden? Hatırlayacak olursak arkadaşlar vektör uzayları aksiyonunda ne vardı? Sıfırı içermesi lazımdı uzay. Şimdi sıfır içermiyorsa mesela ters elemanı da içeremeyecek. Dolayısıyla sıfırı içermeyen bu uzay hemen ne diyebilirim? Vektör uzayı değildir diyebilirim. Alt uzay da değildir. Yani vektör uzayı olmaya bırakın. Alt uzay da değil. E, tam tersi oldu. Alt uzay olmaya bırakın. Vektör uzayı bile değildir diyerekten e, kapatacağım. 1. Küme boştan farklı mı? 2. 2 elemanı topladığımda kümeden aldığım 2 elemanı topladığımda hala kümede mi? Yani bu aslında toplama işlemi kapalılığına denk geliyor. Benzer şekilde 3 e, skalerle çarpma kapalımı yani bunları gösterdiğim takdirde işim bitmiş olacak. Süper bunu çok çok kullanacağız. Şimdi örneklere gelelim zaten hep bu e, teoremi kullanacağız. V bir vektör uzayı olmak üzere W sadece sıfırdan oluşan uzay. V'nin bir alt vektör uzayıdır. Çok güzel bir iddia öne attı. Yani sadece sıfırdan oluşan uzay V'nin bir alt vektör uzayı. Burada e, işlemleri vermemişiz arkadaşlar. Neden? Şimdi bakalım birinci özelliğimizi burada kanıtlamışız. E, üstünden okuyup geçelim. Sıfır W'dadır. Nasıl? E, sıfır zaten W'da görüyorum değil mi burada? Sadece sıfırdan oluşuyor. O zaman W boştan farklıdır. Yani biri söylemiş oldum. 2'ye bakayım. W'dan 2 eleman aldığımda şimdi topladığımda uzayda yapar mı? Şimdi W'den aldığım elemanlar bir eleman var W'da. E seçtiğim zaman 0'ı seçmek zorundayım. O zaman U yerine sıfır yazdım. W yerine 0 sıfır yazdım. Sıfırla 0'lı toplarsam 0 oldu. 0 uzayda mı? Uzayda. O zaman iki elemanı topladığımda yine uzayda yaptı. Peki bir skaler ile burada R almışız. C alsak aynı şey olabilir. Skaler ile U'dan bir vektör aldım. K ile U'nun çarpımı uzayda mı? Şimdi U yerine ne yazabilirim? Tek adam elemandan oluşuyor uzay. O zaman sıfır yazmam lazım. Başka eleman yok. K çarpı sıfır nedir? Sıfırdır. Bu da W'nin elemandır. Dolayısıyla bu da uzayda oldu. Olup bu W kümesi yani sadece sıfırdan oluşan bu küme V'nin bir alt vektör uzayıdır. Yani bir vektör uzayı verildiğinde kesin kesin bir alt vektör uzayı hemen yazabilirim. Birincisi nedir? burada notta yazmışız. Her uzay kendisinin bir alt vektör uzayı. Neden? Şimdi W, özür dilerim W dedim V yazıyorum. V, V'nin bir alt kümesidir. Bu vektör uzayı ise hani tanımdan söyleyebilirim. Buna teoreme gerek yok. Bu vektör uzayı ise bu da aynı işlemlere göre vektör uzayı değil midir? Vektör uzayıdır. Dolayısıyla her uzay kendisinin bir alt vektör uzayıdır. İkinci olarak burada da birinci örnekte gösterdik. Sıfır uzayı her vektör uzayının alt vektör uzayıdır. Güzel. İlk örneğimiz çok ilgi çekici oldu. Not almamızda fayda var. 2'ye bakalım. V eşittir R kare. Yani V'yi R kare alalım. Vektör uzayı V, W, R karenin bir alt kümesi uzayı V'nin bir alt vektör uzayıdır. Şimdi W kümesi neymiş bakalım. Öyle X, Y eleman R kare, karelerden oluşuyormuş ki Y eşittir MX. Burada M bir reel sayı sabit. Yani bu aslında orijinden geçen doğrulardan bahsediyor. M'yi 1 alırsanız y eşittir x olur. Bir örnekte yapmıştık değil mi? Hızlıca geçtiğimiz örnekte. Y 2 alırsan y eşittir 2x doğrusu olur. Yani mesela m'yi 0 alırsan ne olur? M'yi 0 alırsan şu doğru olur herhalde değil mi? Y eşittir. Tabii kötü çizdim. Şu doğru olur. Y eşittir 0 doğrusu olur. E ne yapacağız o zaman? 3 özelliğimiz var. Bu W için bu 3 özelliğin sağlandığını göstermeye çalışalım. 1. Acaba sıfır burada mı? Şimdi grafikten çok belli değil mi? Yani orijinden geçen bir doğru sıfırdan geçmek zorunda. Şimdi bakalım. Ee, bu örneği iyi anlarsanız ileridekileri çok iyi anlarsınız. Yani öyle düşünüyorum. Dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi acaba sıfır eleman mı? W. Şimdi buradaki sıfır nedir arkadaşlar? Sıfır dediğimiz şey 0,0'dır. R karedeki sıfır. Sıfırdır, İçin Şimdi acaba şu eşitliği sağlıyorsa W'dadır diyeceğim. Yani ikinci bileşen 0 eşittir. M çarpı 0 olmuyor mu arkadaşlar? Eşitlik sağlanmıyor mu? Sağlanıyor. O zaman bu olduğundan 0 W'dadır. Bu kadar. 1 tamamdır. Yani bu küme boştan farklıdır. 2 uzaydan eleman alayım. Yani X dediğim şey X1 y şuradaki x'ler y'ler karışmaz herhalde. x1 y1 diyelim. y de x2 y2 diyelim. Şimdi bunların ikisi de w uzayından alındı. Peki yukarıdaki x1 y1 elemanın w'de olması ne demek? y1'in m çarpı x1 şeklinde yazılması demek. Y elemanının da yani x2, y2'nin w'de olması ne demek? Yani ikinci bileşenin birinci bileşenin m katıymış. Yani y2 eşittir m çarpı x2. Şimdi bizim göstermemiz gereken ne? Bunların toplamı yani x artı y acaba w'da mı? Bunu nasıl gösterebilirim arkadaşlar? Bunları toplayalım. x1 artı Pardon. X1 Y1 artı X2 Y2. Bunları toplarsam ne yapar? X1 artı X2 Y1 artı Y2. Bunun W'da mı olduğunu kontrol etmem lazım. Peki bunun W'de olması ne demek arkadaşlar? İkinci bileşeni yani şu özelliği kullanacağım. İkinci bileşeni birinci bileşeni M katı mı? Yani Y1 artı Y2 acaba eşit mi? M çarpı X1 artı X2. Şimdi hemen yukarı dönelim. Şu gökkuşağı kalemimi alayım. Şimdi bu iki arkadaşı şimdi Şuradaki eleman W'da, buradaki eleman da W'da. Dolayısıyla şu iki özellik sağlanıyor. E gelin bunları taraf tarafa toplayalım. Ne yapar? Taraf tarafa toplarsak Y1 artı Y2 eşittir. Buraya da M parantezini alalım. M parantezinde X1 artı X2 oldu. E, şu bizim kanıtlamak istediğim şey değil miydi? Bakın bu özellik sağlandı. Dolayısıyla o zaman bu V'dedir. Terse doğru gidiyorum. O zaman X artı Y'de. W'dadır dedim. Daha şöyle yazabilirim. Şöyle kapanış yapayım. Demek ki X artı Y elemandır W dedik. Şimdi üçüncü olarak da neyi göstermem gerekiyor? Böyle 3 yazalım buraya. Üçüncü olarak da K çarpı X bu da şöyle diyeyim. K bir reel sayı. X de W'dan bir eleman olsun. Acaba K çarpı x acaba w'nin elemanı mı? Şimdi k bir reel sayı x'i de şöyle yazalım. x dediğimiz şey de x1 virgül y1 olsun. Şimdi x'i w'dan aldığımız için bir özellikte olması lazım. O özellik neydi? İkinci bileşen, birinci e, özür dilerim. İkinci bileşen eşittir. Birinci bileşen çarpı m. Yani buradan özelliğim şu. y1 eşittir. m çarpı x1. Şimdi bu bizim elimizde olan. Göstermemiz gereken ne? Şu yukarıdaki. Gelin k ile x'i çarpalım. k ile x'i çarparsak ne olur? Hesaplayalım. Eşittir. k çarpı x dediğimiz neydi? x1 virgül y birdi. E bunu içeriye dağıtırsam ne olur? k çarpı x1 virgül k çarpı y1 oldu. Şimdi bu acaba eleman mı w diye bakıyorum. Şimdi bunun w'nun elemanı olup olmamasını nasıl kontrol edeceğim ben? İkinci bileşeni yani K çarpı Y1 eşit olmalı. M çarpı birinci bileşeni. Şimdi bu eşitlik doğru mu acaba? Hemen şuraya geliyorum. Şurada yıldız attığım eşitliğe bakın arkadaşlar. Her tarafı K ile çarpayım. K çarpı Y1 eşitmiş. K çarpı M çarpı X1 oldu. E hemen bundan şey yapabilirim. K çarpı Y1 eşittir. Şunlar yer değiştirebilir. reel sayı bunlar. Yer değiştirsin. M çarpı. Y çarpı X1 oldu. E bu da arkadaşlar bizim şurada istediğimiz şey değil miydi? İstediğimiz şey de o zaman buradan buraya geçiyorum. Bu eşitlik sağlanıyor. Demek ki bu eleman W'nin bir elemanıymış. Dolayısıyla 1, 2, 3 sağlandığından şöyle kapanış yapalım. Dolayısıyla W V'nin 1 alt böyle yazalım ya da kısa alt vektör uzayıdır dedik. Şimdi arkadaşlar burada cebir derslerinde belki hocanız söylemiştir. R kare yani düzlem. Böyle gösterelim. R karenin bütün alt vektör uzayları sıfırdan geçen neler? Doğrular olmak zorunda. Bir de tabii aşikar olan alt uzay var. Sadece sıfır oluşturan. Yani sıfırdan geçen doğrular ve sıfır bütün alt vektör uzaylarını söylüyor. Tabii bir de uzayın e, kümenin kendisi var. R kare de R karenin bir alt vektör uzayı. Ya da şöyle toparlayacak olursak aşikar olmayan alt vektör uzayları nedir diye sorarsak R karenin orijinden geçen doğrulardır diyebiliriz. Evet bu teoremin böyle güzel bir uygulaması. Şimdi sayfamıza geçelim. Burada ne diyoruz? 3. Ödev bırakmışız arkadaşlar. Rekübün alt vektör uzaylarının W1 ve W2 olduğunu ima etmişiz. W1 neymiş ona bakalım. X, Y, Z eleman Reküplerden oluşuyor. Öyle ki AX artı B artı CZ eşittir 0. Bu ne verir arkadaşlar? Bu orijinden geçen düzlemlerdir. Orijinden geçen düzlem denklemi. Benzer şekilde aşağısı da nedir arkadaşlar? Orijinden geçen doğrular. Bu da orijinden geçen doğrular. Yani R kübün aşikar olmayan bütün alt uzayları nelermiş? Orijinden geçen ya düzlem olması lazım ya da orijinden geçen doğrular olması gerek. Bunu öde bıraktım. Lütfen göstermeye çalışın. 3 tane özellik var. 0 orada mı? İkinci özellik toplamaya göre kapalı mı? Üçüncü özellik skalerle çarpmaya göre kapalı mı? Dörde bakalım. Dört. W bir alt vektör uzayı değilmiş. Hmm. Şimdi kümeyi çizelim bir. Öyle x'lerden oluşacakmış ki y'ler pozitif olacak. Demek ki şöyle azıcık gökkuşağı kalemimiz var. Şuradaki kısım kümeye dahil ve buradaki bütün her yer benim W kümemi oluşturacak. Yani y'nin şu eksinin üstünde kalan her yer benim için W kümesi. Şimdi bu bir alt vektör uzayı değil. Neden değil? Neden olmayabilir? Yani olması lazım. Bu da sonsuz. Şimdi uzayı düşününce sonsuz. Bu niye olmuyor? Bu yüzden arkadaşlar örneğin mesela şöyle bir eleman düşünelim. Şöyle bir vektör düşünelim. Hatta bir bir vektör olsun bu. V eşittir bir bir vektörü. Bu W'nin elemanı mı? Gerçekten W'nin elemanı nasıl kontrol edelim? İkinci bileşeni sıfırdan büyük eşit olması lazım. Gerçekten sıfırdan büyük eşit mi? Eşit. Şimdi üçüncü özelliği hatırlayacak olursak arkadaşlar. K bir reel sayı olmak üzere K çarpı V de W'de olması lazım. Şimdi ben burada K'yı eksi 1 alayım. K eşittir eksi 1 V. V eşittir 1 1 için. E, çarpayım. Eksi 1 çarpı 1 virgül 1 ne yapar arkadaşlar? Eksi 1 virgül eksi 1 yapar. Şimdi eksi 1 virgül eksi 1 yani şu vektör uzayda mı diye bakacak olursak görsel olarak değil. Ama biz kontrol ederiz. W'da olduğunu ne anlatıyor bize? İkinci bileşenin sıfırdan büyük eşit olduğu. E ikinci bileşen ne? Eksi 1 sıfırdan büyük eşit mi? Değil. O zaman bu uzayda değil. Dolayısıyla evremin herhangi bir koşulu sağlanmazsa uzayımız alt vektör uzay olamaz. Neden? Teoremi verirken gerek ve yeter koşul dedik ya. Yani burası doğruysa burası da doğru. Burası yanlışsa burası da yanlış. Yani herhangi bir koşul sağlanmazsa alt vektör uzayı olmaz diyoruz. Dördüncü örneği de böyle söyledik. Şimdi beşinci örneğe bakalım. Burada da cevabını yazmışız. Üzerinden okuyalım. W N çarpı N'lik matrislerden oluşuyor. Öyle ki bu matrisler terslenebilir. Güzel. Terslenebilir mi matrislerin kümesi? Güzel bir küme. Bakalım. N çarpı N uzayı yani bu uzay W uzayı N çarpı N'nin bir alt uzayı değildir. Acaba neden olabilir diye düşünüyorum. Terslenebilir. iki matris toplarsak terslenebilir mi olmaz. Yoksa bir katını alsak terslenebilir mi olmaz. Düşünüyorum. Düşünüyorum. İlk kontrol edeceğim şey şu. Sıfır orada mı? Şimdi matrisin sıfırı nasıldı? Bütün bileşenleri 0 olan ee, eleman öyle değil mi? Güzel. Acaba bu W'da mı? Yani W'da olmanın olayı ne? Terslenebilir olması. Yani sıfır matrisi terslenebilir mi? E şimdi bakıyorum. Bir matris terslenebilirse determinantı sıfırdan farklı olması lazım. Daha önceki videolarda gördük. E peki bu sıfır matrisin determinantı sıfırdan farklı mı? Değil. Sıfırdan farklı olduğu için, olmadığı için. Terslenebilir değildir. Terslenebilir değil olduğu için de bu W da olamaz. Dolayısıyla 0 W de değil. Sıfırı içermeyen bir uzay vektör uzayı olma şansı yok. Bırakın alt uzay olmayı vektör uzayı değildir deyip kapatıyoruz. Dolayısıyla birinci özellikle sıfırı kontrol etmek çok çok faydalıdır. Şimdi burada altıncı örneğimiz var. Altıncı örnekte 5 tane alt uzay örneği vermişiz. Hepsi n çarpı n'nin bir alt kümesi acaba bunlar alt uzay mı? Ben sadece birini göstereceğim arkadaşlar. W1'i göstereceğim. Şu diğerleri benzer şekilde yapılabilir. Lütfen yapın. Bazıları olabilir. Belki bazıları olmayabilir. Bunu siz kontrol edeceksiniz. Şimdi şu birincisini deneyelim. Bu neyin alt kümesi? M, N çarpı N. Real gelirli kümelerin alt kümesi. 1. Sıfır maddesi burada mı? Şimdi ben gösterim kolaylığı açısından hani yerim de az biraz 3x3 tipindeki matrisler için yapacağım. Hani bu n çarpı n şöyle nokta nokta yazılabilir. Ben hani o kadar yerim olmadığı için 3x3 gibi göstereceğim. Lütfen siz düzenlerken defterinize yazarken n çarpı n gibi görün. Şimdi 3, üç, üst üçgensel matris ne demek? A, B, C, D, E, D, E, 0, 0, F. Yani şöyle 3 çarpı 3 tipinde bir matris için şöyle üçgen yaptığımda üst tarafta alttan hep 0 olması lazım. Bakın üst de 0 olabilir ama üst tarafta bir üçgen oluşturduğumda alt tarafın 0'dan oluşması lazım. Dolayısıyla benim 0'ım öncelikle onu kontrol edelim. Birinci özellik oydu. Acaba 0 0 0 benim uzayımda mı? 0 0 0. Şimdi bu Acaba uzayda mı kontrol edelim? Ne yapacağım? Şöyle bir üçgen çizdim. Bu üçgenin dışında kalan, altında kalan her yer sıfır mı? Sıfır. O zaman sıfır benim uzayımdadır dedim. Birinci özelliği kontrol ettim. İkinci özellik ne? Uzaydan iki eleman alacağım. Bu iki elemanın toplamı acaba uzayda mı? Bakın, birinci elemanımız bu olsun. Genel olarak bir üst üç üst üçgensel matris yazdım. Artı bir tane daha yapalım. G, H, M, 0, N, P, 0, 0, N. E, ne diyelim? R diyelim. Bakın ikisi de üçgensel üç, E Bunları toplarsak ne olacak arkadaşlar? A artı G. E artı, B artı H. C artı M. Burada 0 yaptı. D artı N. E artı P. 0 yaptı 0 yaptı f artı r bakıyorum buna üçgenimi çizdim altına kalanlar 0 mı 0 o zaman bu da üst üçgensel yani toplamaya göre kapalı üçüncü özelliğim ne bir skaler ile şuradan hazır kopyalayayım uzun uzun yazmayalım skaler ile bu elemanı çarptığımda acaba hala üst üçgensel kalıyor mu ne yapacağım bunları çarpalım bir matrisi skalerle nasıl çarpıyordum? Bütün elemanları tek tek çarpıyorum. Ka, Kb, Kc. 0, Kd, Ke, 0, 0, Kf. Üçgenimi çizdim. Altta kalanlar 0 mı? E 0. Demek ki bu da ne olacak? W'nun hatta W1 dedim bizim kümemiz. W1'in elemanı olduğundan bu üç özellik sağlandığından bu arkadaş N çarpı N'lik matrislerin Uzayının bir alt vektör uzayıdır dedik. Şimdi yedinci sorumuza bakalım. Ne diyor? C, R neymiş bu küme? Öyle f F'lerden oluşuyormuş ki F sürekli bir fonksiyon. Bu da F, R'nin alt kümesi. Hatırlayacak olursak arkadaşlar F, R'yi nasıl göstermiştik? R'den R'ye bütün fonksiyonlar. Bu R'den R'ye giden bütün fonksiyonlar. Şimdi Cr dediğimiz şey de bizim süreklileri alacağız biz onun içinden. Sürekli fonksiyonların kümesi. Acaba bu bir alt vektör uzayı mı? Hemen bakalım. Acaba sıfır eleman mı Cr? Buna bakalım. Buna nasıl karar vereceğim? Sonuç, sonuç diyorum daha sonuca gelmedim. Bunun Cr'de olması ne demek? CR'de olma koşulu nedir arkadaşlar? Pembeyle altını çizdiğim şey. Sürekli bir fonksiyon isen sen CR'desindir. Yani C burada continuous. Continuous'tan C geliyor. R'de tanım ve görüntü kümesi. Eğer sen sürekli bir fonksiyon isen bu kümenin içindesindir demektir. Şimdi bakıyorum 0 acaba CR'de mi? Şimdi Fr'deki sıfır nedir? Sıfır fonksiyonu. Yani sabit olan sıfır fonksiyonu var ya. Yani burada hatta şöyle yazsak belki daha güzel olurdu. Sıfır şöyle altına Fr'ye diyeyim. Fr'nin sıfırı neye eşit arkadaşlar? Tx eşittir sıfır fonksiyonuna eşit. Öyle değil mi? Şimdi daha önceden analizde gördüm. E sıfır sabit fonksiyonu. Bu sürekli değil mi? Sürekli fonksiyon. Sürekli Fonksiyon. E, cr'ye ait olmak koşulu neydi? E, sürekli bir fonksiyon. Sen o kümedesindir. Dolayısıyla olup sıfır elemandır. cr'dir. Bu kadar. 2. 2 tane cr'den eleman alayım. cr. cr'den iki eleman aldım. Bu ne demek arkadaşlar? f sürekli, g sürekli fonksiyon. Şimdi bunların ikisini toplayalım olup P artı G. Analizden biliyorum ki ben iki sürekli fonksiyonu toplarsam ne olur? Sürekli bir fonksiyon olur. E, CR'de olma özelliğini elde ettim. O zaman bu CR'dedir. 2 bitti. 3'e gelelim. K1 reel sayı. F de CR'den bir eleman olsun. Şimdi K1 reel sayı. Ve CR'den bir eleman elemansa F ne olacak? Süreklidir sürekli fonksiyondur. Dolayısıyla k çarpı f de sürekli bir fonksiyon mu? Bir sürekli fonksiyonu bir sabitle çarptığında daha önceki analiz bir veya matematik bir artık hangi dersi aldıysanız genel matematik mi ismi neyse sizin üniversitede bilmiyorum bir sürekli fonksiyonla sabit çarparsam e bu da sürekli bir fonksiyon yapar. Dolayısıyla bu da CR'dedir diyoruz. Güzel. Yani sürekli fonksiyonlar kümesi fonksiyonlar kümesinin bir alt vektör uzayıdır. Fonksiyonlar vektör uzayının bir alt vektör uzayıdır diyelim. Hangi işlemlere göre? Tabi buradaki fonksiyonlarda toplama, skalerle çarpma işlemlerine göre dedik. Evet. Gelelim CMR kümesine. Peki bu küme nedir? Okuyalım. Öyle fonksiyonlardan oluşuyor ki ve m defa türevlenebilir ve bu türevleri sürekli olan bir fonksiyon. Bu da fonksiyonlar ailesinin bir alt e, alt ailesi. Şimdi soru şu. C, m, r'ye ait olmak ne demek? Sen yani m defa türevlenebilir ve türevi de sürekli bir fonksiyon isen o zaman bu ailenin içinde yer alabilirsin demektir. Şimdi birinci soru. Sıfır burada mı? Şimdi sıfır fonksiyonu. C, m r'nin 0'ı nedir arkadaşlar düşünelim. Ve X eşittir. 0'dır. Yani 0 sabit fonksiyonu. Şimdi 0 sabit fonksiyonu m defa türevlenebilir mi? Burada m'yi 10 da alabilirsin. Hani bir adam 10 yazarsa C10R kümesi olur. Burada m bir doğal sayı öyle düşünebiliriz. 0 fonksiyonu sonsuz kere türevlenebilir, değil mi? Türevini alırsan ne olur? 0 0 0 olur. Sıfır fonksiyonu m defa bilir yazıyorum. Türevlenebilir anlamına gelecek. M defa türevlenebilir. Şimdi türevini aldığımızda ne olur? M'inci türevini alalım. M'nci türevi de sıfır yapar değil mi? E sıfır fonksiyonu sürekli değil mi? E bu da sürekli. Dolayısıyla ikisinde sağlamadı mı? C, M, r'de olma özelliklerinden. Dolayısıyla ne yazabilirim? Sıfır elemandır. C, M, r. Güzel sıfır buradaymış. 2. İki tane eleman alacağım. Yani F virgül G elemandır CMR alt. Yani bu ne demek olur? F e, M defa türevlenebilir. F ve G ikisini de yazalım. M defa T bilir. Yani türevlenebilir. Ve türevler T'ler sürekli. Acaba toplamları da aynı özelliği sağlar mı? Buna bakacağım. Şimdi 3'ü biraz aşağı alayım. Şimdi P artı G acaba C üzeri M R'de mi? Şimdi P artı G'nin M defa türevlenebilir mi? Şimdi bunun M'ninci mertebeden türevini alacak olursam nasıl türev tanımlıydı? İki fonksiyon türevi, toplamının türevi nasıl tanımlıydı? Türevleri toplamını şeklinde tanımlıydı. E, şimdi Bakacak olursam arkadaş buradaki F üzeri M, M defa türevlenebilir değil miydi? Yani türevini alabilirim. E, türevleri de sürekli değil mi? Güzel. Şu özelliği zaten elimde var. E, G'nin için de aynı şeyler geçerli. E, i̇ki sürekli fonksiyon topladığımda fonksiyon sürekli yapmaz mı? Yapar. Dolayısıyla olup b artı G nedir arkadaşlar? C üzeri M, R'dedir diyoruz. Yani birinci özellik, ikinci özellik sağlandı. 3'e bakalım bir skaleri aldım. Ve v eleman C üzeri M R seçtim. Buradan ne söyleyeceğim? Acaba K çarpı F C üzeri M R de mi? Bunu da hazır, hızlıca sözü olarak da geçebiliriz ama K çarpı F. Acaba bu M defa türevlenebilir mi? K çarpı F üzeri M'nin türevi nasıl tanımlıydı? Yani mesela 2 çarpı F'nin türevini nasıl alıyorsun? Sabitin türevini almıyorsun fonksiyon alıyorsun. E bu da şöyle tanımlı değil mi? K çarpı f üzeri m diye tanımlı değil mi? Şimdi bu fonksiyon tanım gereği yani bu kümeden seçtiğim için m defa türevlenebilir ve türevi sürekli değil mi? Sürekli. K ile çarparsan hala türevi sürekli olmaz mı? Olur. Demek ki k çarpı f de neydi bizim uzay? Heh. C üzeri m R'nin bir elemanı. Dolayısıyla bu üç özellik sağlandığı için şöyle silelim bunları artık şöyle kapatalım. Bu üç özellik sağlandığı için CMR PR'nin bir alt vektör uzayıdır dedik. Güzel. 9'a gelelim. 9'da ne varmış? P sonsuz kümesini tanıtalım. P sonsuz da eşittir. Öyle Px'lerden oluşuyormuş ki Px reel katsayılı bir polinom. Pr'nin bir alt vektör uzayıdır diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada sadece reel katsayılı polinom olma özelliği var. Eğer sen reel katsayılı bir polinom isen sen bu kümeye aitsin demektir. Bunu size bırakacağım ama bir söze olarak geçeyim. Mesela bir sıfır polinomu. Sıfır polinomu reel katsayılı bir polinom mudur? Gerçekten öyledir. Dolayısıyla bir özelliği sağlandı. İki. Reel katsayılı iki polinom alayım. Bunları toplarsam hala reel katsayılı iki polinom olur mu? düşünüyorum hani aynı deri mesela x kareli terimleri toplayacağım x küpleri toplayacağım x üzeri dörtleri toplayacağım e hepsini topladığınızda yine reel kasayla yapmaz mı yapar dolayısıyla iki özelliği de sağlandı 3 bir skaler ile reel kasayla bir polinomu çarparsam mesela şöyle düşünün örnek vereyim x kare artı 2x artı 5 bu polinom bir skaler mesela 10 ile çarpıyorum bunu çarparsan Hala reel katsayılı bir polinom olmaz mı? Hala real katsayı bir polinom. Dolayısıyla 3 özellik sağlandığında ne diyeceğim? B sonsuz uzayı V R'nin bir alt vektör uzayıdır diyeceğim. Fakat burada şuna sadece bunu yazıyorum. K'nın reel sayı olması lazım. Eğer şuradaki sayı bir imajiner sayı ise bunu dağıttığınızda artık reel katsayılı olmaz. Ona dikkat edelim. Yani buradaki cismimiz reel sayılar. Şimdi heh, ben bunu yapayım arkadaşlar. 10. sorumuz. P'ne öyle polinomlardan oluşuyormuş ki derecesi n'den küçük eşit kalıyormuş. Hmm, güzel bir küme. Şimdi 1. Acaba 0 burada mı? Şimdi 0 pn. Nedir arkadaşlar pn'nin 0'ı? Aslında 0 polinomu. Yani 0 artı 0x artı 0x kare artı nokta nokta 0x üzeri ne? Şimdi bakıyorum bu derecesi neden küçük eşit değil mi? Neden küçük eşit? Dolayısıyla bu PN'nin bir elemandır. Güzel. Bir yazdım. 2. 2 tane polinom alayım. Px virgül Qx elemandır. Pn olsun. Şimdi x'i nasıl yazabilirim? A0 artı A1x artı nokta nokta A n x üzeri n. N'den küçük eşit derecesi. N'ye kadar gelmiş. Qx'i de şöyle yazıyorum b0 artı b1x artı nokta nokta bnx üzeri n. Şimdi soru şu bunların ikisinin toplamı da acaba uzayda mı? Gelin bunların ikisini toplayalım. px artı qx dediğim şey ne olacak? Bileşen bileşen topluyorum. a0 artı b0 artı a1 artı b1x artı nokta nokta an artı bnx oldu. E, x üzeri ne oldu? Bakıyorum bu derecesi n'den küçük eşit mi? Yani benim uzaya dahil, dahil, olma özelliğim ne? Senin polinomun derecesi neden küçük eşitse uzaydasındır. E bunun da derecesi neden küçük eşit değil mi? Gerçekten de öyle. Şimdi n'ye eşit neden küçük eşit e, direkt küçük de kalabilir. Mesela a n ile b n'ye toplayınca 0 yapınca bu terim gidecek. O zaman derece ne olacak? x üzeri n eksi 1 olacak. Yani benim için ama burada küçük eşit olması yeterli. Üçüncü özelliğimizi de kontrol edelim. Üçüncü özelliğimiz ne diyordu? Bir skaler al. Bir de Px eleman n al. Acaba K çarpı Px hala kümede mi? Şimdi K çarpı bunu nasıl yazdıydık? A0 artı A1x artı nokta nokta A n x üzeri n. E bunu çarparsan arkadaşım ne olacak? Her bir terimi K ile çarpacağım. A çarpı ANX'leri ne olur? Bu uzayda mı derecesi neye geçiyor mu? Geçmiyor. O zaman bu da uzaydadır diyorum. Bu üç özelliği sağladığından şöyle kapanış yapalım. PN, BR'nin bir alt vektör uzayıdır dedik. Şimdi 11. sorumuz güzel bir soru. Sınavlarda genelde sorulur. Ben buraya kendi notasyonumu yazdım. P'nin altına eşittir neye yazdım. Bu ne anlama geliyor? Öyle polinomlardan oluşuyor ki derecesi neye eşit? Bir alt vektör uzayı olamaz. Çok basit bir e, ters örneği var. Mesela e, x polinomunu şöyle alalım. Derecesi neye eşit polinom? Mesela x üzeri n artı 1. E, Qx'i de şöyle alalım. Eksi x üzerine artı 3 olsun. Şimdi sen px ile qx'i toplarsan uzayda olması lazım öyle değil mi? İkinci özelliğe göre. Fakat bunları topladığında ne yapıyor? 4 yapıyor. Bunun derecesi n'ye eşit mi? E, değil. O zaman bu eleman değildir. p eşittir n uzayının. Dolayısıyla bu fr'nin bir alt vektör uzayı olamaz. Toplamaya göre kapalı değil. Genellikle bu çok sorulur. Şimdi gelelim son sayfamıza. Böyle düzenleyelim. Evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar iç içe kümeler şeklinde verilmiş. Şimdi biz bayağı bir alt vektör uzayı konuştuk. Fr fonksiyonlar uzayı hakkında konuşalım. Fr'nin bir alt kümesi cr sürekli fonksiyonlar. Onun altında ne var? C1R bir defa türevlenebilir ve türevi sürekli fonksiyonlar. Onun altında M birden farklı olmak üzere birden büyük diyelim. Bu var. Onun da altına PN geliyor. Şimdi yani bunu V olarak düşünürsen şunu da W olarak düşünelim mesela. W, V'nin bir alt vektör uzayı. Şuna da W, mesela buna W1 diyelim, W2 diyelim. W2 hem V'nin alt vektör uzayı hem V1'in alt vektör uzayı. Güzel, iyi, süper. Peki bu kadar mı vektör uzaylarımız var Daha oluşturamıyor muyuz yani? Fonksiyonlar uzayı için bu kadar mıdır? Değildir arkadaşlar. Şimdi ona bakalım. Şimdiye kadar bazı alt vektör uzaylarını tanıttık. Peki bu uzaylardan başka alt vektör uzayları var mıdır? Sorusuna karşılık aşağıdaki teorem bir cevaptır. Teorem. W1, W2, nokta nokta, Wn Vn'nin alt vektör uzayları olsun. Bu durumda uzayların herhangi kesişimi de alt vektör uzayıdır. Çok güzel bir teorem. Yani bir alt vektör uzayı oluşturmak istiyorsan elinde birkaç tane de var ise bunları kesiştir diyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bunların herhangi kesim. Ben hepsini kesiştireyim. Hani en değişik durum için V1 kesişim ve V dediğime bakmayın W W3 kesişim nokta nokta kesişim Wn olsun. Soru ne? Acaba buradaki küme V'nin alt vektör uzayı. 1. Acaba 0 burada mı? Şimdi 0 bütün v ilerde yok mu arkadaşlar? Bir küçük eşittir. İ küçük eşittir ne? Şimdi bunların hepsi alt vektör uzayı değil mi? Alt vektör uzayı. Dolayısıyla hepsinde sıfır var. E hepsinde sıfır varsa hepsinin kesişiminde de sıfır yok mudur? E, vardır. Dolayısıyla ne diyeceğiz burada? Sıfır elemandır W. Yani birinci özelliğimiz sağlandı. İkinci özelliğimiz ne diyordu? İki eleman aldığımda topladığımda yine uzayda yapıyorum. Yani ne diyelim? x virgül y elemandır w alalım. Şimdi w'nun x ve y, e, x y'nin w'de olması ne demek? x virgül y'nin bütün v ilerde olması demektir. Çünkü w ve ilerin kesişimi şeklinde. Yani bütün v ilerde ortak olan elemanlardan oluşuyor. Dolayısıyla x y'nin w'de olması demek bütün w ilerde olması demek. Evet, w iler öyle 1 ne şey? Ne değil? 1 i n W i'ler, vektör uzayı değil mi? O zaman bunların ikisinin de toplamı W i'lerde olmak zorunda vektör uzayı olduğu için e, x artı y bütün W i'lerde varsa kesimlerde de yok mudur? Vardır. Dolayısıyla x artı y'nin W olduğunu söylemiş oldum. Üçüncü olarak da bir skaler aldım, bir de kümeden eleman aldım. Acaba k çarpı x w'dan. Şimdi x'i w'dan aldığıma göre x bütün w i'lerdedir de. Onu da yazayım. x elemandır w i'lerdedir. Dolayısıyla buradan ne yazabilirim? k çarpı x bu da w i'lerdedir. E bütün w i'lerde ise k çarpı x bunların kesişimi olan w kümesinde. Yani buradan ne gördük? vektör uzayların herhangi kesişimi de alt vektör uzayı olmuş oldu. Yani alt vektör uzayların herhangi kesişimi de alt vektör uzayı olmuş oldu. Burada size şöyle bir soru var. Acaba iki vektör, hatta burada ne tane almışız? Ne tane almayın. 2 tane vektör uzayınız olsun. Size bir sözel soru. 2 vektör uzayınız olsun. Herhangi bir, şöyle diyelim soru. W1, W2, V'nin alt vektör uzayları acaba W1 birleşim W2 alt vektör uzayı olur mu? Olmaz ise bir ters örnek vermenizi istiyorum. Olur ise soruyu yani bu önermeyi kanıtlamanızı istiyoruz. Evet. Uzun bir video oldu. Ama gerçekten çok zevkli bir konu ve kesinlikle ve kesinlikle dinlerce bir Diner birin vazgeçilmez konularından yani sınav konularından öyle diyeyim. Yani Diner bir alıyorsanız kesinlikle alt vektör uzayının ne demek olduğunu bilin. E, tanım olarak bilin arkadaşlar. burada şundan bahsedeyim. ilk başta verdiğimiz şey tanımdı. Bazıları şöyle diyor. Teoremi bizim yaptığımız teorem var ya 1-2-3'ü gösteriyoruz. Onu tanımmış gibi söylüyor. O tanım değil arkadaşlar. Ve alt vektör uzayı olmak ne demek? Bir vektör uzayın alt kümesi olacağım ve oradaki toplaması kalerle çarpma ve cisme göre de kendi başına bir vektör uzayı oluyorsan alt uzaydır. Bu tanımdır ama diğer gördüğümüz şey onu tanım olarak söyleyemeyiz. Evet bu farkı da söylediğimize göre bu videomuz bu kadardı. İleriki videolarda görüşmek üzere.